Luigi Pirandello Sicilya Turunçları Seslendiren Akın Altan Terezina'nın evi burası mı? Boynuna kolalı yakalığını geçirmiş olmasına rağmen iş elbisesiyle dolaşan uşak, merdiven başında karşısında duran delikanlıyı tepeden tırnağa süzdü. Kıyafetinden genç adamın köylü olduğu anlaşılıyordu. Kaba çuha ceketinin yakasını kulaklarına kadar kaldırmıştı. Soğuktan mosmor olan ellerinde, kirli bir torbayla eski bir el çantası vardı. Uşak, üst dudağından kazınıp heder olur korkusuyla gözlerinin yukarısına yapıştırılmış, bıyığa benzeyen, ortasından bitişik kalın kaşlarını kaldırdı. ''Terezina mı dediniz? Terezina da kim oluyor?'' diye sordu. Delikanlı, burnunun ucunda sallanan bir damlayı silki patmak için evvela başını salladı, sonra cevap verdi. ''Canım, kim olacak? Bizim kantocu Terezina.'' Uşak, bir hayret tebessümüyle alay eder gibi, ha anladım.'' dedi. ''Demek onu düpedüz Terezina diye çağırıyorsunuz, öyle mi?'' ''Peki ama nesi oluyorsunuz?'' Köylü kaşlarını çattı, homurdanarak sordu. Evde mi değil mi? Mikuccio geldi deyin. Hadi bırakın da içeriye gireyim. Uşak dudaklarında bir tevekkül tebessümüyle bu saatte evde kimseler yok dedi. Signora Sina Marnis henüz tiyatrodan dönmedi ve Mikuccio uşağın sözünü kesti. Marta teyze de yok mu? Uşak, yeğeni misiniz? diye sordu ve tavırları derhal nazikleşti. İçeriye buyrunuz. Hanımefendiler evde yoklar ama ziyanı yok. Teyzeniz de tiyatroya gitti. Gece saat birden evvel gelmezler. Bu gece, Signora'nın şerefine bir tören yapılacak. Signora, kuzininiz mi oluyor? Mikuccio ne diyeceğini şaşırmıştı. Bir saniye duraladı. Hayır, yeni plan değilim. Bana Mikuccio Bonavino derler. O bilir. Sırf onu görmek için köyden geliyorum. Uşak delikanlının bu sözleri üzerine evvelki tavrını değiştirmek lüzumunu hissetti. Mikuccio'yu mutfağın bitişiğindeki karanlık küçük bir odaya aldı. Odada biri horul horul horluyordu. Uşak, sen burada otura dur. Ben lamba getirmeye gidiyorum, dedi. Mikuccio, porultuların geldiği tarafa baktı. Fakat bir şey göremedi. Sonra gözlerini mutfağa çevirdi. Aşçı başıyla yamağa, yemek hazırlıklarıyla meşguldüler. Yemeklerin iştah açıcı kokuları açlığını büsbütün artırdı. Açlık adeta başına vurmuştu. Missina'dan çıkalı, yani bir gün bir gece süren tren yolculuğu esnasında ağzına lokma girmemişti. Uşak lamba getirdi. Odanın orta yerinde geriliyip de asılı perdenin gerisinde horulduyan o kimse, uykulu bir sesle homurdandı. Kim var orada? Uşak seslendi. Hadi, kalkma zamanı geldi, Dorina. Bak, Signor Bonvicino da burada. Üşüyen ellerini nefesiyle ısıtmaya çalışan Mikuccio, Bonavino, diye düzeltti. Bonavino, Bonavino küçük hanımın bildiği oluyormuş. Yahu sen de öylesine uyuyorsun ki kapı çalınıyor, işitmiyorsun. Ben sofrayı hazırlayacağım. Elinden iş gelmeyen ahçıyla uğraş, gelen gidenle uğraş. Tek başıma her şeye yetişemem ki canım. Uşağın sözleri, beri tarafta yatan kadının gerinirken çıkardığı ağız dolu sesnemesiyle kesilmişti. Sonuna doğru gerinmesi, ıspazmoz halini alınca esnemesi de kişnemeye dönmüştü. Uşak, öyle olsun, diyerek uzaklaştı. Mikuccio gülümsedi. Loş bir odadan geçerek dip taraftaki aydınlık geniş yemek odasına doğru uzaklaşan uşağı gözleriyle takip etti. Salonda mükellef bir sofra kurulmuştu. Hayran hayran sofraya baktı. Gene bir horlama işitti, başını perdeden tarafa çevirdi. Uşak, koltuğunun altında peçetesi olduğu halde bir içeriye bir dışarıya mekik dokuyor, kah uyanmak bilmeyen Dorina'ya, kah söyleniyordu. Ahçı yeni gelmiş olmalıydı. Herhalde o geceyi için çağırmış olacaklardı. Bitmek bilmeyen sualleri uşağın canını sıkıyordu. Mikuccio, daha fazla canını sıkmamak için öğrenmek istediği şeyleri sormamayı uygun buldu. Drezina'nın nişanlısıyım. Demek veya bunu ona münasip bir şekilde anlatmak istediği halde bir türlü dili varmıyor. Bu tutukluluğun sebebini kendi de bilmiyordu. İçindekileri söylese uşak belki de ona efendi muamelesi yapardı. Arkasına frakını geçirmemiş olmasına rağmen bu haliyle de son derece şık ve gösterişli bir adam olan Uşağı kim olduğunu bir türlü söyleyemiyor. Söylemek düşüncesi bile ona azap oluyordu. Lakin bir an geldi ki yanından geçen uşağı sormaktan kendini alamadı. Affedersiniz, bu ev kimin evi? Uşak acele acele cevap verdi. İçinde oturduğumuz müddetçe bizim. Mikutço başını salladı ve ses çıkarmadı. Demek servet saman sahibi olduğu doğruymuş. B gibi bir uşak, ahçı, yama, biri tarafta horlayan Dorina, hepsi Terezina'nın hizmetkarlarıydılar. Gözlerine inanamıyordu. Terezina ile annesinin Missina'daki küçük mütevazı evleri gözünün önüne geldi. Beş sene evvel Mikuccio yardım etmeseydi ana kız açlıktan ölürlerdi. Terezina'nın hazine değer bir sese malik olduğunu keşfeden de gene kendisiydi. Terezina sesinin kıymetini bilmiyor, bir kuş gibi muttasıl şarkı söyleyip duruyordu. Maksadı, şarkı söyleyerek içinde bulunduğu sefaleti unutmak, hiçe saymaktı. Mikuccio, evdekilerin, bilhassa annesinin itirazlarını aldırmıyor, elinden geldiği kadar yardımlarına koşuyordu. Babasının ölümünden sonra Terezina'yı yüzüstü bırakabilir miydi? Fakirdir, zavallıdır diye onu kendi haline bırakmak olur muydu? Mikuccio'nun iyi kötü bir vazifesi vardı. Belediye bandosunda flüt çalıyordu. Ne biçim insanlar. Yak kalbini ne yapsın? O güne kadar genç kızın sesine dikkat eden olmamıştı. Ne mükemmel bir sese malik olduğunu anlaması, ilahi bir kudretin, bir tesadüfün eseri olmuştu. Güzel bir Nisan günüydü. Mavi göke çerçeve yapan tavan arasındaki pencerenin yanında duruyordu. Terezina, alçak sesle içli bir Sicilya türküsü söylüyordu. Türkünün ince, rakik güftesi, bugün gibi hatırındaydı. Babası öleli çok olmamıştı. Terezina çok meyuslu. Sonra Mikuccio'nun annesinin, babasının inat etmelerine de üzülüyordu. Hatırlıyordu. Kendisi de meyuslu. O kadar meyuslu ki, genç kızın söylediği şarkıyı dinlerken gözlerinden yaşlar boşanmıştı. O türküyü daha evvelce de birkaç defa dinlemişti. Fakat o şekilde ilk defa dinliyordu. Mikuccio'ya o derece tesir etmişti ki, Terezina'ya ve annesine haber vermeden, arkadaşı olan bando müdürünü alıp tavan arasına getirmişti. Böylece Terezina ilk müzik derslerini almaya başlamıştı. Mikuccio tam iki sene eline geçen paraların hemen hepsini bu uğurda harcamıştı. Bir piyano kiralamış, notalar almış, hocaya da bir şeyler vermekten geri kalmamıştı. Ne güzel günlerdi onlar. Terezina yükselmek, hocasının parlak olacağını müjdelediği istikbale doğru uçmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Minnettarlığını göstermek için de Mikuccio'yu nüvazişlere gark ediyordu. Baş başa vererek ne saadet hulyaları kurmuyorlardı ki? Marta teyze acı acı başını sallıyordu. Zavallı ihtiyarcık hayatında öyle felaketler görmüştü ki, istikbal için artık ümit beslemiyordu. Kızının geleceğinden endişe ediyordu kızının içinde bulundukları sefaletten kurtulmak imkanlarını aklından sadece geçirmesini bile istemiyordu. Sonra o tehlikeli çılgınca Hulya'nın Mikuccio'ya neye mal olduğunu da biliyordu. Fakat Terezina da Mikuccio da Marta teyzeyi dinlemiyorlardı. Terezina'yı bir konserde dinleyen genç bir bestekarın, genç kızın daha yüksek hocalardan ders alması, iyi bir tahsil görmesi, her ne pahasına olursa olsun, Napoli konservatuvarına gitmesi lazım geldiğini söylemesi üzerine isyan etmiş ama söz dinletememişti. O zaman Mikuccio bir an bile düşünmemiş, akrabalarıyla darılmış, rahip amcasından miras kalan bir tarlayı satarak Terezina'yı tahsilini tamamlaması için Napoli'ye göndermişti. O gün bugün Terezina'yı bir daha görmemişti. Genç kız, ona konservatuardan mektuplar yazıyordu. Sonra San Carlo tiyatrosunda verdiği çok beğenilen konserini mütakiben Terezina sanat hayatına atılıp da en büyük tiyatrolar onu aralarında paylaşamamaya başlayınca yalnız Marta teyzeden mektup almaya başlamıştı. İhtiyar kadının titrek elle karaladığı satırların nihayetinde Terezina mektup yazacak vakti olmadığını bahane ederek birkaç satırcık ilave etmeyi ihmal etmiyordu. Mikut çocuğum, annemin yazdıklarını tasdik ederim. Kendine iyi bak ve beni unutma.'' Serbestçe çalışabilmesi için aralarında kararlaştırmışlardı. Mikutço 5-6 sene bekleyecekti. Gençtiler. Bekleyebilirlerdi. Terezina ve annesi hakkında akrabalarının uydurduğu yalanları çürütmek için, görmek isteyenlere şu 5 sene içinde onlardan aldığı mektupları seve seve göstermişti. Sonra ölüm derecesinde hasta yatmıştı. O sıralarda Marta teyze ile Terezina namına epeyce bir para göndermişlerdi. Ailesi bu paraları ona göstermemişler, bir kısmını onun hastalığına sarf etmişlerdi. Geriye kalanı da güç bela, aç gözlü akrabalarının elinden kurtarabilmişti. Şimdi o parayı Terezina'ya geri vermek için getirmişti. Hayır, Mikuccio para filan istemiyordu.'' Terezina'nın gönderdiği bu para sadaka sayılmazdı. Böyle olmakla beraber sebebini kendisi de bilmeden hele o evde katıyan para kabul edemezdi. Bu kadar sene bekledikten sonra bir müddet daha bekleyebilirdi. Hem sonra Terezina'nın parası çoksa bu artık hayatını kazandığına delil sayılırdı. Kemaazlar ne derlerse desinler. O eski vaadin yerine getirilmesi zamanı artık gelmiş demekti. Mikuccio vardığı bu neticeyi katileştirmek ister gibi kaşlarını çatarak ayağa kalktı. Buz kesilen ellerine bir kere daha üfledi ve ayağını yere vurdu. Uşak yanından geçerken ''Üşüdünüz mü?'' diye sordu. ''Neredeyse gelirler. Mutfağa gelin. Isınırsınız.'' Mikuccio aldırış etmedi. Uşak o haliyle Mikuccio'yu hem korkutuyor hem kızdırıyordu canı sıkılıyordu. Geçip yerine oturdu ve düşünmeye koyuldu. Çok geçmeden kapının zili hızlı hızlı çalındı. Yerinden sıçradı. Uşak, Dorina, Signora geldi, diye aykırdı. Aceleyle bir yandan sırtına fırakını geçiriyor, bir yandan da kapıyı açmaya gidiyordu. Mikuccio'nun peşinden geldiğini görünce birden durdu. Siz yerinizden ayrılmayın. Geldiğinizi ben kendisine haber veririm, dedi. Perdenin arkasındaki ses uykulu uykulu, Eyvahlar olsun, diye sızlandı. Az sonra kısa boylu, pejmürde kılıklı şişman bir kadın göründü. Boynunda burnunun hizasına kadar çektiği bir yün atkı vardı. Yürürken bir ayağını sürüyor, uykulu gözlerini bir türlü açamıyordu. Saçlarını altın sarısına boyamıştı. Mikuccio kadını dikkatle süzdü. O da şaşırmış, değirmileşen gözlerini yabancının gözlerine dikmiş bakıyordu. Mikuccio tekrar etti. Signora geldi. Dorina birden silkindi. Atkısını perdenin arkasına fırlattı ve ağır cüssesiyle kapıya doğru koşmaya çalışarak ''Geliyorum, geliyorum'' diye aykırdı. O boyalı, zebani kılıklı kadının karşısına çıkıvermesi ve uşağın az evvelki ihtarı üzerine neye uğradığını anlayamayan Mikuço, içinde acıklı bir hissi kablel vuku hissetti. Marta teyzenin tiz sesi işitiliyordu. Dorina, kızım, yemek odasına koş. Uşakla Dorina, ellerinde muhteşem çiçek buketleriyle geçtiler. Başını uzatıp ilerideki aydınlık salona baktı. Arkalarında Prak, birçok beylerin karma karışık bir şekilde konuştuklarını gördü. Gözleri dumanlandı. Hayret ve teessürü o dereceyi bulmuştu ki, gözlerinin yaşlarla dolduğunu fark etmedi bile. Gözlerini yumdu. Uzun, tanınan bir kahkahanın kalbinde bıraktığı acıya dayanmak istiyormuş gibi, karanlıklar içinde kendi kendisiyle yalnız kalmak istedi. O gülen, Terezina mıydı? Ne diye böyle gülüyordu? zapt edilen bir çığlık üzerine gözlerini açtığı zaman karşısında Marta teyzeyi buldu. Ne kadar değişmişti. Başında şapka, arkasında ağır, muhteşem kadife bir manto vardı. Mikuço, sen ha? Mikuço hayretten dona kalmıştı. Bir müddet ihtiyarı süzdükten sonra Marta teyze diyebildi. İhtiyar kadın ne diyeceğini bilmiyordu. Nasıl oldu da Böyle habersizden çıka geldin. Bir şey mi var? Ne zaman geldin? Aksi gibi bula bula tam da bu geceyi bulmuşsun. Aman Allah'ım! Mikuço söyleyecek laf bulamıyordu. Şey diye kekeledi. Marta teyze sözünü kesti. Az sabret oğlum. Ne çok davetli olduğunu görüyorsun. Derezi inanın şerefine bir ziyafet. Bir dakika bekleyiver. Istırap Mikuço'nun boğazını tıkıyordu. Git derseniz giderim diyecek oldu. İhtiyar kadın nasıl hareket edeceğini bilemiyordu. Bir dakika bekle dedim, ah! diye acele acele ilave etti. Mikuço, devamla. Gideyim diyorum ama bu saatte yabancı bir memlekette nereye gideceğimi de bilmiyorum. Marta teyze eldivenli eliyle beklemesini işaret ederek odadan çıktı. Yemek odasına gitti. Biraz sonra salonda ani bir sessizlik asıl oldu. Mikuço'ya orada bir uçurum açılmış gibi geldi. Az sonra Terezina'nın şöyle dediği işitildi. Bir dakika baylar. Terezina'nın yanına gelmesini bekleyen Mikuço'nun tekrar gözleri dumanlandı. Fakat Terezina görünürde yoktu. Salondaki konuşmalar tekrar başlamıştı. Ona ebediyet kadar uzun gelen birkaç dakika sonra Marta teyze göründü şapkasını, mantosunu ve eldivenlerini çıkarmıştı. Deminki mütereddit hali hafiflemişti. Burada oturur bekleriz. Olmaz mı? Ben senin yanında kalırım. Yemek, yiyecekler. Seninle şuracıkta baş başa otururuz. Dorina bize sofrayı hazırlayıverir. verir. Karşılıklı yemeğimizi iyi veririz. Eski günleri anarız. Evladım, seni karşımda gördüğüme hala inanamayacağım geliyor. İçeride bir sürü insan var. Terezina'nın işi hep onlarla. İlerlemesi, yükselmesi için. Anlıyor musun? Başka türlü olmuyor ki. Gazeteleri okumuşsundur. Evladım, fevkalade şeyler. Bana gelince, gene eskisi gibiyim. Bu gece seni karşımda gördüğüme hala inanacağım gelmiyor. Zavallı kadıncağız, Mikuço'ya düşünmek imkanını bırakmamak için insiyaki olarak muttasıl konuşuyordu. Sonra gülümsedi. Mikuço'ya merhametle baktı, ellerini uğuşturdu. Beri tarafta misafirler yemeğe oturmuşlardı. Dorina çarçabuk sofrayı kuruverdi. Mikuço ıstırap dolu bir sesle, Gelecek mi? bir defa olsun görebilseydim. Dedi. İhtiyar kadın, içinde bulunduğu müşkül vaziyeti yenmeye çalışarak hemen cevap verdi. Elbette ki gelecek. Bir yolunu bulup gelecek. Bana öyle dedi. Bakıştılar, gülümsediler. Sanki birbirlerini ancak şimdi tanıyabilmişlerdi. Heyecanlarının ve sıkıntılı hislerinin gerisinden kalpleri o tebessümle eski aşinalıklarını tazelemek fırsatını bulmuş gibiydi. Mikuço'nun gözleri, ''Siz Marta teyzesiniz.'' diyorlardı. Marta teyzenin gözleri de, ''Sen de benim bir tanecik Miku çocuğumsun. Zavallı yavrucak. Hiç de değişmemişsin.'' diyorlardı. Fakat az sonra Marta teyze gözlerini önüne indirdi. Mikuço'nun orada başka şeyler görmesini istemiyordu. Tekrar ellerini ovuşturdu. ''Hadi yemeğimizi yiyelim.'' dedi. Mikuço, karnımda öylesine aç ki, eski neşesini bulmuş, kalbi ferahlamıştı. İhtiyar kadın, kurnazca gözlerini kırptı, ilave etti. ''Ama evvela duamızı edelim.'' dedi. ''Senin yanında duamı serbestçe edebilirim.'' ve ıstavros çıkardı. Uşak birinci yemeği sofraya getirmişti. Mikuço gözlerini açmış, Marta teyzenin tabağına yemek almasına dikkatli dikkatli bakıyordu. Sıra kendisine gelince, uzattığı elinin uzun yolculukta kirlenmiş olduğunu gördü, kızardı, bozardı, başını kaldırarak göz ucuyla uşağa baktı. Uşak şimdi bir nezaket timsali kesilmişti. ''Buyurun, yemek alınız, efendim.'' der gibi bir tebessümle gülümsedi ve başıyla hafif bir hareket yaptı. Bereket, Marta teyze imdada yetişmişti. Mikuccio, uzat tabağını, evladım. Az kalsın sevincinden ihtiyar kadını boynuna sarılıp öpecekti. Yemeğe başlamazdan evvel uşağın yanlarından uzaklaşmasını fırsat bildi, aceleyle ıstavroz çıkardı. Marta teyze, ''Berhudar olasın, oğlum.'' dedi. Mikuço kendisini mesut hissetti. Ömründe ilk defa bu derece büyük bir iştahla yemek yiyordu. Artık ne kirli ellerini ne de uşağı düşünüyordu. Fakat uşağın salona girip çıkarken araladığı camlı kapıdan gelen konuşmaları, kahkahaları işitince yüzü bulutlanıyor, başını çevirerek ihtiyarın sevgi dolu meyus gözlerinin içine bakıyor, sanki o gözlerin kendisine bir şeyler söylemesini istiyordu. O gözlerde ise şimdilik hiçbir şey sormaması, izahat istemeyi bir başka zamana bırakması için bir nevi yalvarma var gibiydi. O zaman ikisi de birbirlerine gülümsüyorlar, yemeklerini yemeye, uzak kasabalarından bahsetmeye, Marta teyzenin ardı gelmeyen suallerle izahat istediği bildik, tanıdıklardan konuşmaya koyuluyorlardı. ''Şarap içmiyorsun.'' Mikuço elini uzatıp şişeyi almak istedi. Tam o esnada salonun canlı kapısı açıldı. Acele acele yürüyen birinin ipekli elbiselerinin hışırtısı, göz kamaştırıcı bir ışık tufanı. Sanki o da onu kör etmek ister gibi bir lahzada şiddetle aydınlanıvermişti. Terezina! O derece şaşırmıştı ki sesi dudaklarında söndü. Ah! Terezina ne olmuştu? Sultanlara dönmüştü. Yüzü alevler içinde yanıyordu. Gözleri irileşmiş, hayretten ağzı açık kalmıştı. Ne kadar değişmişti. Göğsü çıplak, omuzları çıplak, kolları çıplaktı. Elmaslar ve nadide kumaşlar içinde parıl parıl yanıyordu. Artık onu diri ve hakiki bir şahıs olarak gözlerinin önünde görmüyordu. Kendisine hitap eden bu hayalet neler söylüyordu? Ne sesi, ne gözleri ne de gülüşleri. Rüyada gördüğü bir hayalete benzeyen o çehrede, kendisine ait artık hiçbir şey kalmamıştı. Nasılsın Mikuço? Şimdi iyisin ya. Aferin sana. Yanılmıyorsam geçenlerde ağırca bir hastalık geçirmiştin, değil mi? Birazdan görüşürüz. Annem yanında olduktan sonra mesele yok. Müsaade edersin, değil mi? Ve Terezina, hışırtılar içinde geldiği salona döndü. Bir müddet bekledikten sonra, Mikuço'nun şaşkınlığına nihayet vermek için Marta teyze çekine çekine sordu. ''Niçin yemeğini yemiyorsun yavrum?'' Mikuço, ihtiyarın yüzüne uzak bir bakışla baktı. İhtiyar kadın, önünde duran tabağı göstererek ısrar etti. ''Hadi, yemeğini yesene.'' dedi. Mikuço, iki parmağıyla kirlenmiş, Buruşmuş yakalığını düzeltti. Geniş bir nefes almaya çalışıyormuş gibi. Yemek mi? dedi. Ve boğazımdan geçmiyor ki manasına birkaç defa parmaklarını çenesi hizasında oynattı. Az evvel gördüğü manzaraya dalmış gibi bir hali vardı. Kolu kanadı kırılmış bir halde bir müddet daha sessiz sedasız kaldı. Sonra bir fısıltı halinde ne kadar değişmiş, dedi. Marta teyzenin acı acı başını salladığını, birini bekliyormuş gibi onun da artık elini yemekten çektiğini gördü. Gözlerini kapadı. Kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi, ''İş işten geçmiş.'' diye ilave etti. Gömüldüğü o karanlıklar içinde, ikisi arasında açılan uçurumu şimdi daha iyi görüyordu. Hayır, demin karşısında gördüğü kız, Terezina değildi. Ne aptal, ne budalaymış ki! Ancak şimdi işlerin farkına varıyordu. Kasabada söylemişlerdi de, o inanmak istememişti. Hala onun evinde kalmakla. İyi mi ediyordu? Maazallah salondaki misafirler, hatta şu uşak, onun, Mikuço Bonavino'nun çok uzaklardan, 36 saatlik tren yolculuğunu ihtihar ederek, kendisini sahiden hala o sultanın nişanlısı farz ederek geldiğini öğrenseler, hepsi de o baylar, uşak, ahçı, yama, dorina, kim bilir ne kadar gülerler, alay ederlerdi. Faraza Terezina onu elinden tutup yemek salonuna götürse ve ''Şu anda karşınızda gördüğünüz adam, benimle evlenmek isteyen Fülütçu Bonavino'dur." dese kim bilir ne kadar gülerler, alay ederlerdi. Vaka Terezina ona karısı olmayı vaat etmişti. Vaat etmişti ama günün birinde bu kadar yükseleceğini o zaman nereden bilebilirdi? Yükselmesi için imkanları hazırlayan veren kendisiydi. Terezina'nın pek çok yükselmesine mukabil Kasabanın meydanında pazar günleri fülüdünü öttürmeye devam eden Mikuço, yerinde saymış, ne ileri ne geri gitmişti. Terezina'ya nasıl yetişebilirdi? Böyle bir şeyi tasavvur etmek bile imkansızdı. Terezina şimdi zengindi. Bir vakitler onun için sarf ettiği paraların ehemmiyeti mi olurdu? Sarf etmiş olduğu o birkaç kuruş için bir hak talep etmeye geldiğini, Sadece sanmaları düşüncesiyle bile utanıyor. Renkten renge giriyordu. O zaman hasta yattığı sıralarda Tereziina'nın göndermiş olduğu paraların cebinde olduğunu hatırladı. Kızardı, bozardı, elini ceketinin cebine soktu. Para cüzdanı orada duruyordu. Acele acele dedi ki: "Marta teyze, buraya geldiğimse bana gönderdiğiniz paraları iade etmek için de gelmiş bulunuyorum." Yalnız onu görmek için değil. Ben kimseye borç para vermedim ki ödemeye kalkıyorlar. Terezina bir sultan olmuş. Gördüm. Veyahut bana öyle geldi. Her neyse. Gene gördüm ki... Hiç hiç. Bu cihetleri bir tarafa bırakmak daha iyi. Para işine gelince. Hayır. Doğrusu bana böyle bir şey yapabileceğini katiyen ummazdım. Olan olmuş. Meseleyi kapatsak daha iyi ederiz. Ama para almama imkan yok. Ne yazık ki birazı eksik. Marta teyze çok üzgündü. Gözleri dolu dolu olmuştu. Sözünü kesmek istedi. Bu da nasıl söz evladım? dedi. Mikuço susması için işaret etti. Ben harcamadım. Hasta yatarken bana haber vermeden bizimkiler harcamışlar. Bir vakitler onun için sarf ettiğim o birkaç kuruşa sayarsınız, Olur biter. Üzerinde durmaya bile değmez. İşte bakiyesi burada. Ben artık gidiyorum. Marta teyze gitmesine mani olmaya çalışıyordu. Öyle şey mi olurmuş? Hiç böyle alelacele gitmek olur mu? Diye aykırdı. Bari birazcık beklesen de Terezina'ya haber versem. Duymadın mı? Gene gelirim demedi miydi? Gidip haber vereyim. Mikuço gitmeyi iyi de iyi aklına koymuştu. Nafile zahmet etmeyin diye cevap verdi. Misafirlerin yanında kalması daha iyi olur. Onun yeri burada değil, oradadır. Gördüm ya, yetişir bana. Hatta isterseniz siz de yanlarına gidebilirsiniz. Kahkahalarını işitiyor musunuz? İstemem ki benimle alay etsinler, eğlensinler. Gidiyorum.'' Marta teyze Mikuço'nun ani kararını hiddet, kıskançlık gibi bir manaya atfetmişti. Bir çare ihtiyarcık kızını kim görse bir anda çok fena şüphelere düştüğünü zannediyordu. İhtiyarlık günlerinin safiyetini yüz kızartacak surette lekeleyen, nefret ettiği o zengin hayatının gürültü ve şaşası arasında kimseye açamadığı yasını arkasından sürükleyip duruyor acı acı ağlıyordu. Ağzından şu sözler döküldü. Yavrum, ben artık ona meram anlatamıyorum. Mikuço şu ana kadar içinden geçirmediği bir şüpheyi ihtiyarın yüzünde okuyu vermişti. Sordu. Niçin? Ve yüzü mahzunlaştı. Zavallı Marta teyze, kederi arasında ne diyeceğini şaşırdı. Yüzünü titreyen elleriyle kapadı, fakat yaşların gözlerinden sel halinde boşanmasına mani olamadı. Hıçkırıklarla boğulurcasına, ''Peki yavrum, hadi git.'' dedi. ''Hakkım var. O artık sana layık bir kız değil. O vakit beni dinlemiş olsaydınız.'' Mikuço, Marta teyzenin üzerine eğildi. Yüzünü örten elini zorla çekti. ''Yoksa?'' diye aykırdı. Fakat ihtiyar kadın bir parmağını dudağına götürerek, merhamet etmesi için yüzüne öyle acıklı, mahzun bir bakışla baktı ki, Miku çok kendini tuttu, sesine başka bir ton vererek, alçak sesle sordu. Ah, demek ki, karım olmaya layık değil. Öyle mi? Yeter, yeter. Ben gidiyorum. Hem şimdi buradan derhal gitmem için ortada sebep de var. Marta teyze, bu dalalık bende ki olan bitenleri daha evvel anlamadım. Ağlamayın. Elden ne gelir? Bahtınız açık olsun. Masanın altında duran el çantasıyla torbasını aldı. Odadan çıkacağı sırada torbanın içinde Terezina'ya memleketten getirdiği o güzelim turunçların bulunduğunu hatırladı. Marta teyze, bakın, dedi torbanın ipini çözdü ve düşmesinler diye bir eliyle siper ederek mis kokulu taze meyveleri masanın üzerine boşalttı. Sonra ilave etti. Turunçları içerideki bayların kapılarına atsam ne dersiniz? İhtiyar kadın gözyaşları arasında susması için işaret etti. Sakın böyle bir şey yapayım deme yavrum dedi. Mikuço acı acı güldü Boş torbayı cebine yerleştirdi. Lap olsun diye söyledim. Yapacağımdan değil. Dedi. Bunları onun için getirmiştim. Şimdi size bırakıyorum. Yalnız siz yiyeceksiniz. Marta teyze. Bir turun çaldı. Marta teyzenin burnuna tuttu. Marta teyze. Bu bizim köyümüzün kokusudur. Üstelik gümrük resmi de kestiler. Ama ziyanı yok. Sözümü unutmayın. Yalnız siz yiyeceksiniz. Ona, Bahta açık olsun, dediğimi söylersiniz. Çantayı aldı ve çıkıp gitti. Merdivenleri inerken, içinde korkuyla karışık bir şaşkınlık hissetti. Gecenin bu geç saatinde, köhünden uzakta, büyük, yabancı bir şehirde, Allah'tan başka kimsesi olmadığını düşündü. Kendini yorgun, bitkin ve kolu kanadı kırılmış hissediyordu. Sokak kapısını açınca bardaktan boşanırcasına yağmur yağmakta olduğunu gördü. Bu sağanak altında bilmediği caddelerde başını alıp gelişi güzel gitmeyi gözüne yediremedi. Usulca içeriye girdi. İlk merdiven sahanlığına kadar olan basamakları çıktı ve bir basamağın üzerine oturdu. Dirseklerini dizlerinin üzerine dayadı başını elleri içine aldı ve sessiz sessiz ağlamaya başladı. Yemek sona erince Sina Marnis, bir ikinci defa annesinin bulunduğu küçük odaya geldi. Annesi yalnızdı ve ağlıyordu. Biri taraftan misafirler gülüşüp oynaşıyorlardı. Hayretle sordu. Gitti mi? Marta teyze yüzüne bakmadan başıyla, ''Evet.'' dedi. Sina dalgın dalgın gözlerini boşluğa dikti. Zavallı çocuk, diye içini çekti. Fakat teessürü çok sürmedi. Tekrar gülümsedi. Annesi, gözyaşlarını saklamaya artık lüzum görmüyordu. Bak, bu turunçları sana getirmiş, dedi. Sina atıldı. Ne güzel şeyler, diye aykırdı. Bir kolunu göğsüne yanaştırdı, bir eliyle taşıyabileceği kadar turunç aldı. Annesi, ''Yapma, turunçları içeriye götürme sakın.'' diye itiraz etti. Fakat Sina, omuz silkti ve haykırarak salona koştu. ''Sicilya turunçları, Sicilya turunçları.'' Son